tekstil sektöründe Konya'daki adresi Esse Tekstil'e konuk olduk. Hep beraber izliyoruz. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, Konya turumuz sürüyor. Gerçekten Konya'nın en altın isimlerini sizlerle buluşturuyoruz. İşte bunlardan biri başarılı bir girişimci, daha genç bir girişimci. Seyit Bey, kendisi Miss Esse markasının yaratıcısı. Tesettür giyimde öne çıkan bir firma. Yeni sezonda neler trend tesettür giyimde? Hangi renkler, hangi kumaşlar, hangi modeller? Tabii markanın da başarı hikayesiyle birlikte sizlere sunacağız. Öncelikle tabii konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldiniz Seyit Bey. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz Konya'mıza. Seyit Bey, öncelikle hem tabii sizi tanıyalım, sizin bu sektördeki serüveninizi, bir de tabii Miss Esse markamızın anlamını izleyicilerimizle paylaşalım. Seyit Mehmet Erdoğdu. Yaklaşık 25 yıldır bu sektördeyim. Çocukluğumuzdan bu yana başka hiçbir meslekte ilgilenmedik. Miss Esse'nin anlamı da Miss Kadın, Esse varoluş anlamını taşıyor. Haliyle biz bunu birleştirdik. Kadının varoluşu diye hizmet etmekteyiz. Kadın çok değerli. Marka olarak da aslında kadına yönelik bir çalışmanız olduğu için onlara en iyisini sunma çabasındasınız. Elimizden geldiği kadar tabii bayanlar önemli. Biz de bayan kıyafetine ciddi de önem veriyoruz. Modayı çok takip ediyoruz. Elimizden geldiği kadar yapabildiklerimizi halkımıza sunuyoruz. Artık beğenler halktan. O zaman Miss Esse'nin çizgisi nedir? Tesettüre yönelik bir tarzımız var ama bir de sizden bir tanımlama alalım. Tabii Miss Esse sadece tunik, ferace ve pantolon üzerine tesettürde. Çizgi olarak spor, fantazi, tesettür üzerine. Komple tesettür üzerine. Fantazi tesettür diyebiliriz. Biraz daha renkli. Artık eskiden tesettür denildiği zaman sadece siyah değil, böyle canlı renklerin kullanıldığı güncel gündem belirleyen renklere önem veriyoruz. Tesettür bu şekle geldi. Bu şekilde kullanılıyor artık. Biz de buna elimizden gelen en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tam da bu noktada şunu soralım. 2017 yeni yıl, yeni sezon. Yeni sezonda öne çıkan modelleriniz ve renkleriniz neler? Kumaşlar neler? Kumaş olarak ağırlıklı olarak biz kristal krep kullanıyoruz. Renk olarak fuşya, mürdüm, yağ yeşili şu anda bunlar trendde ama mutlaka tekrar giriyor, pudra giriyor, somon rengi giriyor, taba rengi. Ama ağırlıklı olarak fuşya, mürdüm, hardal ve yağ yeşili. Bunları kullanıyoruz. Siyah lacimiz vazgeçilmezlerimiz zaten. Tesettür giyimde de sürekli bir gelişme ve değişme var. Bu gelişme ve değişme ne durumda? Bu potansiyelle ilgili neler söyleyebiliriz? Artık giyimde tesettür veya diğer giyim fark etmiyor. Bir şey kalmadı, standart kalmadı. Her gün yenilik. Devamlı kendinizi yenilemezseniz yerinde sayıyorsunuz. Bu ciddi sıkıntılar doğuruyor. Yenilik mutlaka gerekiyor. Tesettür her gün gelişiyor. Her gün gelişiyor tesettür kıyafeti, kıyafet olarak. Bu konuda biz dersimize iyi çalışıyoruz. İnsanlardan da çalışmasını istiyoruz. Çünkü derse çalışılmadı. Yani dersten kastımız modellere, renklere daha çok önem vermeleri. Önem verilmediği zaman sınıfta kalıyor insanlar. Biz firma olarak bunu en güzel şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince güncel çalışıyoruz. Yerimiz biz şu anda Konya'dayız. Ama sizi nerelerde nasıl bulabilirler? Esse olarak satış showroom'umuz İstanbul Osmanbey'de, yerimiz Kodaman Sokak'ta. Halk olarak perakende mağaza olarak da Türkiye'nin 81 ilinde tesettür mağazalara dağıtıyoruz. Tüm illerde bulma imkanları mevcut. Artık sosyal medya ve internet üzerinden de ulaşım var. Oralarda yeni ürünlerinizi nerelerden takip edebilirler? Miss Esse olarak aynı sosyal medyada Facebook adresimiz var, Twitter, Instagram adresimiz var. Oralardan takip edebilirler Miss Esse. Evet. Miss Esse tabii kadınlara yönelik dedik bir çalışma. Peki hangi yaş grupları, özellikle hangi kesimden daha çok ilgi ve talep geliyor ve sizin çizginiz hangi yaş grubuna yönelik? Bizim çizgimiz daha çok genç ve orta yaş ama genç, kilolu ve normal yaşa da hitap edebiliyoruz. Büyük bedenleri de yapıyoruz. Ama ağırlık olarak sorarsanız genç. Spor giyinen bayanlar için. Kadınlar nelere dikkat ediyor? Tesettür giyimdeki kadınların beklentileri ve talepleri ne yönde?
renk kombinleri, uyum çok önemli. Görsellik artık giyimde bir sanat oldu. Görsel, eskiden kalite kumaşla biz kaliteyi en uygun, en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz ama şu an için artık 2010-11'den bu tarafa görsellik daha önemli. Bayanların en çok tercih ettiği şey görsellik. Görseli güzel yaptığınız zaman kalitesi de güzel oldu mu uygun fiyata başarısız olma şansınız yok. Evet. Yani başarının yolu budur. Güzel ürünü uygun fiyata ama görsel çok güzel olması gerekiyor. Kesinlikle. Bu şekilde sunmamız gerekiyor. Zaten o yüzden renkte de kumaşta da birçok seçenek ve çeşit sunulabiliyor. Peki aksesuar olarak neler var? Bu kıyafetleri tamamlayan aksesuarlarımız var mı? Tabii mesela buradan göstereyim. Bu hazır bir işlemedir. Buraya oturtulmuş. Bunu biz sonradan oturtuyoruz. Bu tarzları kullanıyoruz. Bunlar aksesuar. Burada dantel, güpür bu şekilde. Şifon. Yani devamlı karne yapıyoruz. Ama bu yıl 2017 trendinde biraz daha güpür, dantel öne çıkıyor şu an için. Evet. Bu sektör zorlu da bir sektör ayrıca. Zorlandığınız yönleri neler? Bu sektörde yaşadığınız sıkıntılar var mı ya da nasıl aşıyoruz? Zorlandığımız yerler tabii model konusunda ciddi zorluklar çekiyoruz. Model tasarlamak biraz zor iş. İstanbul'dan ekiplerimiz var. 3-5 tane bayan arkadaşlarımız var. Onlar devamlı çiziyor. Model çıkartmak gerçekten çok zor bir hale geldi. 100 tane model yapıyoruz. İçinden 10 tanesi ancak beğenime çıkıyor. O yüzden en çok zorlandığımız yer model. Hem böyle şık bir markayı, Miss Essay'i hanımlarla buluşturduğunuz ve bu alanda çaba sergilediğiniz için hem de çok değerli bilgileri izleyicilerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Mesleki ve ticari hayatınızda da başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, rica ederim.